İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV'li 2 Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri izliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Hulusi Akar'la basının karşısına çıkarak 15 Temmuz'u Şehitler Anma Günü ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gelecek nesiller siviliyle, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz demokrasi direnişinin tüm kahramanlarını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz tarihini her yıl şehitlerimizi anma günü olarak ilan ettiğimizi bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum dedi. Bu uğru bünyemizden kazıyabilmemiz için gereken hazırlıklar birer birer hayata geçirilirken darbe heveslilerine en küçük bir fırsat vermememiz şarttır. Gelecek nesiller siviliyle, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz demokrasi direnişinin tüm kahramanlarını asla unutmayacaktır. 15 Temmuz tarihini her yıl şehitlerimizi anma günü olarak ilan ettiğimizi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Türk milleti tarih yapan ve yazan bir millet olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve resmi gazetede yayınlanan olağanüstü hal kararı ile ilgili Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Oylama işlemini başlatıyor. OHAL tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü hal tezkeresini görüşmek üzere toplandı. Olağanüstü hal tezkeresi elektronik oylama sonucunda 115 ret oyuna karşılık 346 oyla Genel Kurul'da kabul edildi. Başbakan Binali Yıldırım, kararın kabul edilmesine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı ilk açıklamada devlet millete değil, kendisine olağanüstü hal ilan etmiştir, dedi. Meclisimizde kabul edilen olağanüstü hal kararı aslında demokratik düzenimize, milli iradeye karşı 15 Temmuz gecesi başlatılan silahlı darbe teşebbüsünün doğurduğu sonuçların ve yaptığı tahribatı ortadan kaldıracak tedbirleri almaya yöneliktir. Geçmiş dönemlerdeki OHAL kararlarına baktığımız zaman tedbirler vatandaşın yaşamını sınırlamaya ve vatandaşın hareket alanını kısıtlamaya yönelik tedbirlerdi. Siyasi partilerimiz 15 ve 16 Temmuz gününü artık demokrasinin günü olarak kutlayacağız. Bundan böyle demokrasi şehitlerimizi anma günü olarak kutlayacağız. Bir kez daha şu görülmüştür. Tankın gücü, halkın gücü karşısında yetersiz kalmıştır, mağlup olmuştur. Cuntacılar conta yakmıştır ve yolda kalmıştır. Halkın iradesi kazanmıştır. Bir kez daha yüce meclisimize, aziz milletimize bu asil duruşundan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Türkiye'de ilan edilen OHAL'i değerlendiren Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'le birlikte en ufak bir demokraside geriye gidiş, temel hak ve özgürlüklerde ise kısıtlama olmayacağını söyledi. 15 Temmuz gecesi hem çok büyük bir felaketi yaşadı. Olağanüstü günlerin yaşandığı Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile olağanüstü hal ilan edildi. Konu hakkında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'de ilan edilen OHAL ile birlikte demokraside ve insan haklarında en ufak bir geriye dönüş olmayacağını, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı ülke olduğunun altını çizen Kurtulmuş, sözleşmenin 15. maddesi gereğince taraf ülkelerin OHAL ilan etme hakkının olduğunu söyledi. Bazıları OHAL ile insan hakları askıya alındı gibi son derece anlamsız ve çarpıtılmış sözler ifade ediyorlar. Olağanüstü hal ilanı hem Türk hukukuna tamamıyla uygundur, anayasanın 120. maddesinin gereğidir, hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin
hepsinden doğan haklarımızı kullandığımız bir hukuki süreçtir. Olağanüstü hal ilan edilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır diyenler olabilir. Ona karşı biz de dedik ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülkeyiz. Bu sözleşmenin 15. maddesi üye ülkelere, taraf ülkelere olağanüstü hal ilan etme hakkını veriyor. Kurtulmuş, OHAL'in bundan önceki yıllarda olduğu gibi millete karşı olmadığını, devletin içine girerek ve devletin bütün kurumlarını ele geçiren FETÖ'cü çeteye karşı yapıldığını söyleyen Kurtulmuş, devlet işlerinin daha etkin ve seri yapılabilmesi adına 3 aylık süreyle OHAL ilan ettiklerini hatırlattı. Tekraren ifade ediyorum. Hiçbir şekilde bu süre içerisinde, inşallah 3 aydan ileriye gitmeyiz ama daha kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu süre içerisinde Türkiye etkin bir şekilde devlet içerisinde odaklanmış olan devlet, millet, vatan düşmanları, demokrasi düşmanları, insanlık düşmanları bu canileri kazıyana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonda Ordu Emniyet Müdürlüğü İl İmamoğlu ileri sürülen kişi Bursa'da yakalandı. Ordu'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında biri emniyetin sözde imamı ve biri Ordu Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan polis olmak üzere iki kişi tutuklandı. FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada Ordu Emniyet Müdürlüğü'nün sözde imamı Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra orduya getirilen sözde imam sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli polis memuru çıkarıldığı Ordu Adliyesi'nde tutuklanarak Efirli F tipi cezaevine sevk edildi. Soruşturmaların sürdüğü öğrenildi. Fındık toplama ve pazar ücretlerinin ardından şimdi de fındık toplama tarihleri açıklandı. Ordu'da fındık toplama tarihleri bugün Ekonomi Bakanlığı, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenerek kamuoyuna açıklandı. Fındık hasat dönemine kısa bir süre kala, bugün Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon, 3 kolda 2016 yılı fındık toplama tarihlerini açıkladı. Ordu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kemal Yılmaz, 3 kolda çalışma yürüten komisyonun çalışmalarını bitirerek fındık toplama tarihlerini belirlediğini açıkladı. Yılmaz, komisyon toplantısı sonrası fındık toplama tarihlerini açıkladı. Fındık üreticilerimizin sabırsızlıkla beklediği hasat tarihleri nihayet belli oldu. Bugün itibariyle saat 14'te yapılan toplantı neticesinde Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan toplantıda fındık hasat tarihleri belirlendi. Buna göre sahil kesimde fındık hasadına 2 Ağustos tarihinde başlanacak, orta kesimde fındık hasadına 8 Ağustos tarihinde, yüksek kesimde ise 15 Ağustos tarihinde fındık hasadı başlayacak. Bu hasat tarihlerinden bir hafta sonrasında ise fındık pazara inebilecek. Yılmaz ayrıca bahçe sahiplerine erken hasat konusunda uyarılarda bulundu. Üreticilerimizin bu açıklanan hasat tarihlerine uymalarını bekliyoruz. Çünkü daha önce de çeşitli ortamlarda ifade ettiğimiz gibi fındıkta erken hasat yapmanın hiç kimseye bir faydası yoktur. Erken yapılan hasat da tane tam olarak olgunlaşmayacağı için rekoltede ve kalitede kayba neden olacaktır. Yani hem verim hem kalitede kayıp söz konusu olacaktır. Aynı şekilde erken yapılan hasat da aflatoksin oluşumuna sebebiyet verecektir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında üreticilerimizin bugün açıklanan bu hasat tarihlerine riayet etmelerini ve bu açıklanan bu tarihlerden önce fındık hasadı yapmamalarını istiyoruz. Ben bu açıklanan tarihlerin hayırlı olmasını diliyorum ve üreticilerimizin bu tarihlerden sonra mutlaka fındık hasadına bu tarihlerden sonra başlamalarını istiyoruz. Fethullahçı terör örgütü üyelerinin darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı karargahına Ordu Millet El Ele ve Hakimiyet Milletindir yazılı büyük boy afişler asıldı.
Fethullahçı terör örgütü üyelerinin darbe girişiminin ardından Genelkurmay Başkanlığı karargahına Türk bayrağıyla Ordu Millet El Ele ve Hakimiyet Milletindir yazılı büyük boy afişler asıldı. FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahında kontrol bir süreliğine darbe yanlısı subaylara geçmiş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve bazı komutanlar rehin alınmıştı. Darbe girişiminin ardından Orgeneral Akar'ın emri doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı karargahına Türk bayrağıyla kırmızı beyaz renklerden oluşan Ordu Millet El Ele ve Hakimiyet Milletindir yazılı büyük boy afişler asıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın emriyle karargâhtaki dijital panodan Türk bayrağı fotoğrafıyla Hakimiyet Milletindir yazısı paylaşılmıştı. Türkiye 15 Temmuz gecesinden bu yana olağanüstü günleri yaşamakta. Darbe girişimi sonrası tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da vatandaşlar demokrasi nöbetini eksiksiz yerine getiriyor. Demokrasi nöbetinin 7. gününde vatandaşlar yine meydanı boş bırakmadı. İncitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Türkiye'nin tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 15 Temmuz gecesi meydana gelen askeri darbe girişimi sonrası Türkiye tek yürek oldu ve demokrasiye sahip çıktı. Darbe girişiminin yaşandığı ilk saatlerden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Ordu'da da vatandaşlar sokakları ve meydanları boş bırakmadı, demokrasi için nöbet tuttu. Geç saatlere doğru tekrar bir hareketlenmenin olabileceğine dair bunu söylemek burada ne kadar doğru bilmiyorum ama bunun da başka bir yolu yok. Yani ne kadar dolaştırırsan dolaştır, lafın geleceği alan burası. Çünkü Genelkurmay da açıklama yaptı biraz önce. Uyanık olalım, hazır olalım. Bütün birimlere de yazılarını göndermişler. Vatandaşlarımızı meydanlarımızda ilk günkü heyecanla ve ilk günkü şuurla toparlayalım, bir olalım, beraber olalım dediler. Allah izin verirse bugün bu kalabalığın çok özel mazereti olan çocuklu hanım kardeşlerimiz olabilir, rahatsızlıkları olabilir. Onları istisna tutuyoruz. Onun haricindeki bütün hemşehrilerimiz Allah izin verirse süreyi bugüne mahsus uzatıyoruz. 15 Temmuz gecesinden bu yana süren demokrasi nöbetinin 7. gününde de vatandaşlar 16 Temmuz demokrasi meydanını doldurdu. Aynı kararlılık ve azimle nöbetlerine devam etti. Dün geldim Almanya'dan. Evet. Hatta arkadaşlarım dedi niye gidiyorsun şu an? Gidiyorum memleketime dedim, vatanıma. Bir şey olsun, destek olsun amaçla geldim. Evet, korkmadım. Aksine hayır, gitmek istedim diyorsun. Aksine gelmek istedim. Bindim uçağa, dün geldim. Bugün buradayım. Evimin işini bıraktım. Vatana, millete sarılmaya geldim. Bu son yaşadığımız kabustan sonra bizim burada saatlerce oturmamız bile hani bir şeylere katkı yapıyorsa biz bunun adına çok ne diyeyim mutlu olalım diyorum. Evet, her akşam buradayız. Devletimize destek olmak amaçlı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz. Bu cani darbeyi yapan insanların da cezası elbet verilecektir. Devletimizi sahip çıkma adına kenetlenmek zorundayız. Ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi göstermemiz lazım. Yani Türk milletine bu belayı saranları Allah kahhar ismiyle kahrı perişan eylesin diyorum. Demokrasi meydanında fark ettiğimiz gurur verici bir detay da vardı. Türkiye'nin belki de en küçük iki askeri de meydanda yerini aldı. Ailesiyle birlikte geleceğine, demokrasisine, özgürlüğüne farkında olmasa da sahip çıktı. Biz de bu küçük askerlerimle, yarbaylarımla beraber bu kutlu göreve eşlik etmek için buraya geldik. İnşallah onlar da tek temennim geleceğin Genelkurmay Başkanı, geleceğin Jandarma Genelkomutanı olur. Benim kardeşim Erzincan'da asker. O da bu süreçte de bu kıyafetleri üzerlerinde görmek istiyorum dedi. O gönderdi. Allah razı olsun. Biz de geldik burada. Onları destekliyoruz. Ben de bu zorlu mücadeleye destek vermek için bu meydanlardayız. Allah'ım böyle günleri bir daha bize yaşatmasın. Demokrasi nöbetinin yaşandığı 16 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı tarafından da Mehteran gösterisi yapıldı. Sevdamız Türkiye. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen ve resmi gazetede yayınlanan olağanüstü hal kararı ile ilgili Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi demiştik. Peki o hal nedir? Neleri kapsıyor? Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz TV İlk Haber'e anlattı. Yönetime el koymuştur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamayla 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini açıklamıştı. O açıklamanın ardından resmi gazetede yayınlanan olağanüstü kararla ilgili Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, TV'li habere açıklama yaptı. İlk olarak OHAL ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, 90 gün ilan edilen OHAL süresinin daha erken bitebileceğine dikkat çekti. Ya ordu açısından soruyorsanız orada değişen hiçbir şey olmayacak. OHAL anayasamızın düzenlediği bir uygulama. Bu türlü durumlarda başta afetler olmak üzere, sosyal vakalar olmak üzere, kriz durumları ve olağanüstü olaylar ve kalkışma, darbe gibi olaylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla yürürlüğe giren ama esas Bakanlar Kurulu'nun ve Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesiyle hayata geçen bu uygulama. Bugün de meclis onayladı. 90 gün yani 3 aylık bir süre ama erken biteceğini söylüyor yetkili arkadaşlarımız. Yılmaz, OHAL ilan edilmesiyle ordu dilinde hiçbir değişiklik olmayacağının da altını çizdi. Ordu dilinde hiçbir değişiklik olmayacak. Çünkü ordu bu darbe sürecinde hakikaten yüz ağırtan illerden bir tanesi oldu. Yani hem kendi içinde huzuru sağlamış hem de tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleriyle zaten bir ve beraber olan bir uygulamaydı. Burada olağanüstü halde ordu dışındaki iller açısından söylüyorum ya da Ankara, İstanbul ya da Güneydoğu'daki iller açısından söylüyorum. Bir takım teknik süreler var. Gözaltına alma, tutuklama kararları vermeden 24 saat, 4 gün, 1 haftalık gibi süreler var. O süreler valiliğin inisiyatifiyle uzatılabiliyor. Ya da valilik ihtiyaç duyduğu belediye dahil olmak üzere sivil vatandaşların araçlarını, gereçlerini alabiliyor iade etmek kaydıyla. Halbuki daha önceden farz-ı misal valilik benden araç istese ben yok diyebiliyor idim. Ya da dese ki falancının iş makinesini bize gönderin dese biz yok diyebiliyor idik. Şu anda öyle bir imkan yok. Valilik her istediğini 3 aylık süre içinde alıp iade etmek kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapabilecekler. Bu anlamda da ordu açısından zaten böyle bir risk yok. Ordu açısından zaten böyle bir uygulama yok. Benim endişem özellikle serbest piyasa ve piyasalarda, ekonomi piyasalarında bir etki yapmasıydı. Öğleye kadar bir salladı, öğleden sonra toparladı. İnanıyorum yarın önümüzdeki hafta zaten normale biner her. Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun ilçeleri de 7 gündür demokrasi nöbetine kararlılıkla devam ediyor. Ordunun Faslı ilçesinde demokrasiye sahip çıkmak için verilen mücadelede şehit düşen vatandaşlar için dün gece de Kur'an-ı Kerim okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin son bölümünde Faslı Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan bir konuşma yaptı. Demokrasiye sahip çıkmak için meydan programlarında birinci haftanın tamamlandığını söyleyen Anlayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bitti dediğini duyana kadar meydanlarda olalım çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanımız geçmediğini, bitmediğini söylüyor. O sebeple çocuklarımız için, milletimiz, memleketimiz için, inancımız, bayrağımız için bu meydanlarda Tayyip Erdoğan'la olduğumuzu göstermeye, bu milletle olduğumuzu, memleket için olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Allah her birimizden razı olsun. Mesudiye halkı da demokrasi nöbetine her akşam olduğu gibi yine devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Kur'an tilavetinden sonra gece sabaha kadar demokrasi nöbetine devam etti. Burada CHP'limizle, MHP'limizle, AK Partilimizle, partisiz tüm hemşehrilerimizin tek derdi var. Geleceğimize, ülkemize birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkmak. O yüzden ülkemiz tam manasıyla bu terör gruplarından kurtulana kadar devam edecektir. Buradan siz hemşehrilerimize de bu nöbetlerde aynı şekilde ilk günkü aşkla aynı şekilde bu nöbetlere sabahlara kadar beklemenizi ve ikinci bir meydanları boşaltma ile ilgili emirler gelene kadar da bu meydanları boşaltmamamız gerekiyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal 30 Haziran itibariyle ödenmemiş vergi prim borçlarıyla gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getirileceğini düzenlemeden yaklaşık 5 milyon mükellefin yararlanacağını bildirdi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vergi borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma çalışması hazırlığını ifade eden Ağbal, 30 Haziran 2016 itibariyle ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına yeniden yapılandırma getiriyoruz. Vatandaşlarımız bu borçlarını 18 aya kadar yeniden yapılandıracaklar dedi. Vergi dairelerine kayıtlı 90 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar bulunduğunu işaret eden Ağbal şöyle konuştu. Yaklaşık 4,5 ila 5 milyon mükellefimiz bu düzenlemeden yararlanacak. Sosyal güvenlik primleri olarak da yaklaşık 72 milyar liralık yeniden yapılandırılacak tutar var. Vergi artı prim olarak yaklaşık 162 milyar liralık tutarı vatandaşımızın lehine yeniden yapılandırılmış olacağız. 24 Haziran 2016 tarihinde Hakkari'de meydana gelen hain saldırı sonucu şehit düşen ordulu jandarma uzman Çavuş Kerim Örtücü için Ünye ilçesinde mevlid-i şerif okutuldu. Takvim yaprakları 24 Haziran 2016 tarihini gösterirken Hakkari'den orduya acı bir haber ulaşmıştı. Terör örgütü tarafından yapılan hain saldırı sonucu ordulu jandarma uzman çavuş Kerim Örtücü şehadet şerbetini içmiş ve memleketi orduya ay yıldıza sarılı tabutuyla dönmüştü. Hain saldırıda şehit düşen ordulu jandarma uzman çavuş Örtücü için Ünye ilçesi Taflancık mahallesinde bulunan Taflancık Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Taflancık Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif'e Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, şehit yakınları ve vatandaşlar da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden programda söz alan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ülke olarak zor günler geçirildiğini ve bu günlerin de üstesinden gelineceğini söyleyen Çamyar, vatan evlatları olduğu sürece hiçbir gücün Türkiye'yi yıkamayacağını sözlerine ekledi. Şehidimizi anmak için bir araya geldiniz. Vatanımız çok kritik günlerden geçiyor bu dönem içerisinde. Şehadetin ne kadar önemli olduğu, eğer bir vatanımız yoksa, eğer bir bayrağımız yoksa, bir cuma namazının bile kılınamayacağını hükmeden bir dinin mensuplarıyız. Bu minarelerden inşallah şehitlerimiz olduğu müddetçe, vatan için ölmeye hazır olan evlatlarımız olduğu müddetçe hiçbir güç o ezanı susturmaya inşallah yetemeyecek. Dolandırıcılar hem darbe girişimini hem de olağanüstü hal durumunu fırsata çevirmek adına çeşitli yollar deniyor. Detaylar haberimizde. Aslında hiçbir amirliğinden efendim. Önder Yavuz Bey, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Az önceye kadar iyiydim, şu anda hiç iyi değilim. Dolandırıcılar yine ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi sonrası Fethullahçı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmayı kendileri için fırsata çevirmek için sosyal medyada çeşitli yolları deneyen dolandırıcılar, vatandaşların içinde bulunduğu hassas durumu istismar etmeye çalışıyor. Bu doğrultuda telefonla veya sosyal medya üzerinden vatandaşlarla temasa geçerek "adınız darbe soruşturmasında geçiyor" diyerek çeşitli taleplerde bulunuyor. Allah'ımızın yardımcı olacağı kişiler bizleriz şu anda. Sizin hiçbir şekilde ne maddi ne de manevi zarara uğrayacağınız söz konusu bile değil. Arkadaşlarımız gereken açıklamalarda bulundular sizlere, değil mi? Evet evet, bulundular. Gelen mesajlarda ise durum çok ciddi diyerek vatandaşlarda bir algı yaratılıyor. Siz de yapmadığınız bir paylaşım yüzünden ceza almamak için Jandarma Genel Komutanlığı Bilişim Suçları Sosyal Ağ Bildirgesi çerçevesinde Facebook'un güvenlik açısından örtülü hesabım üzerinde bulunan tüm verilerimin çarpıtılma yolu veya yasa dışı bir şekilde sahte kişilerce kullanmasından ve doğabilecek tüm zararlardan ilgili Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri gereğince Facebook sorumludur. Bu hesabımdan başka bir hesabım olmadığını bildirir, gereğinin buna yönelik yapılmasını arz ederim diyerek dolandırılma tehdidinden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Telefon numaraları çıkarmışlar ve bu numaraların üzerinden bir kaçak internet girişiminde bulunmuşlar. Ve bu kaçak internet üzerinden Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan subay ve albaylarımızın lojmanlarındaki eşlerine küfürlü ve tehditli mesajlarda işte az kaldı, sizi daha kaldıracağız, bulutlu geceleri yaşatacağız gibi kötü mesajlar gönderiyorlar. Dolandırıcıların bir diğer numarası ise olağanüstü hal ilanı sonrası kendilerini polis olarak tanıtmak. Evet. Ben size başkomiserime aktaracağım. Başkomiserim sizinle gerekli görüşmeleri yapacak. Lütfen hattan ayrılmayın. Bir saniye hatta bekleyin. Başkomiserime aktarıyorum sizin.
Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşlara OHAL kapsamında evinizi arayacağız diyerek dolandırıcılık girişiminde bulunuyor. Emniyet yetkilileri FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen OHAL'in ardından polis üniforması giyerek dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere dikkat edilmesi konusunda vatandaşı uyardı. Kulakları ara. Hadi kapat şu telefonu. Sabahtan beri. Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce Perşembe ilçesinde 4-5 Temmuz tarihlerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda yaşanan sel, heyelan ve kaya düşmesi afetlerine maruz kalan ailelere yönelik sosyal çalışma başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar eşliğinde yapılan çalışmalarda afetten etkilenen ailelere psikososyal yönden destek veriliyor. Afetzedelere yönelik sosyal çalışmalar hakkında bilgi veren İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, 4-5 Temmuz tarihlerinde ilimizde meydana gelen afetlerden etkilenenlerin yaşadıkları sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileri gözlemlemek için çalışma başlattıklarını belirtti. Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyal hizmet uzmanları ile işbirliği içerisinde yapılan çalışmalarda sel felaketinden en çok etkilenen ve kayıpları olan ailelere ev ziyaretlerinde bulunulduğunu belirten Osman Işık, psikososyal yönden inceleme ve değerlendirmeler yapıldı. Sel felaketi sonrasında hayatını kaybeden İrfan Soydan ve Mukaddes Soydan'ın kız kardeşi olan ve yaralı olarak kurtulan Gülbiz Soydan'ın evinde ziyaret edilerek gerekli incelemelerde bulunuldu. Afette hayatını kaybeden bir diğer vatandaşımız Mustafa Canbulut'un evine de ziyarette bulunarak akrabaları ile görüşme yapıldı. Ayrıca hala arama çalışmaları devam eden kayıp vatandaşlarımızdan Remzi Taktak ve Alim Canbulut'un ailelerine de ev ziyaretinde bulunarak gerekli psikososyal inceleme ve değerlendirmeler yapıldı dedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, sel felaketlerinden etkilenen vatandaşlara, Ordu Afat ve Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde psikolojik ve sosyal destek sağlanmaya devam edileceğini sözlerine ekledi. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için Ordu İl Müftülüğü tarafından Ordu Merkez Altınordu ilçesi Atik İbrahim Paşa Camii'nde program düzenlendi. Orduların camilere yoğun katılım gösterdiği programda eller şehitlerimiz için duaya açıldı. Temmuz akşamı milletimizin ve devletimizin varlığını hedef alan hain terörist girişimi engellemek için giriştikleri mücadelede vatan, millet, mukaddesat ve demokrasi için canlarını feda eden demokrasi şehitleri bugün cuma namazından önce Ordu'da bulunan bütün camilerde uygulanan bir program ile anıldı. Kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve Ordu Altınordu ilçesi Atik İbrahim Paşa Camii'nde il müftülüğünce düzenlenen programda Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirtilen surelerden oluşan Kur'an-ı Kerim tilaveti cami görevlilerince gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra cemaatin iştirakiyle tekbirler, salatü selamlar okudu. Programın sonunda il müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu tarafından yapılan duaya, orta camiyi dış avlusu ile birlikte dolduran ordulular hep birlikte coşkulu amin nidalarıyla eşlik ettiler. Gönül coğrafyamızın ümidi olan cennet vatanımızın ebediyen bekası için okumuş bulunduğumuz harf-i şerifleri, enbiyanın, evliyanın, ulemanın, şühedanın aziz ruhlarına bağışlıyoruz. Bu mübarek saatte kabul eyle Allah'ım. Camiyi hınca hınç dolduran cemaate cuma hutbesi il müftüsü Mustafa Kolukısaoğlu tarafından irad edildi. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, darbe girişiminin ardından hak etmediği eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirterek darbeye ilk tepki gösteren ve tepkisini sosyal medya ve Kızılay Meydanı'na çıkarak tepkisini gösterenlerdenim. Ben koltuk sevdalısı değilim, ülke ve hizmet sevdalısıyım ama gerekirse genel başkanlık görevinden istifa edebilirim diye konuştu.
Bir süre önce Ordu Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevinden ayrılan Hüseyin Akdeniz, son günlerde kurucusu olduğu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığından istifa edebileceği haberleri gündeme geldi. Bu haberlerle ilgili TV2 Haber'e açıklama yapan Hüseyin Akdeniz, bu söylentiler darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi başladı. Beni sanki darbeyi savunan bir kişi olarak lanse ettiler. Oysa sosyal medya hesabına bakarsanız darbe girişimini duyar duymaz ilk tepki gösterenlerdenim. Koltuk sevdalısı değilim. Baskılar artarsa, gerekirse genel başkanlıktan da istifa ederim. Ancak bilinsin ki ben her zaman demokrasiyi savunarak devletimin ve milletimin yanında oldum, olmaya da devam edeceğim dedi. Şimdi şöyle, tabii Türkiye zor şartlardan geçiyor, zor bir dönemden geçiyor. Bu dönem içerisinde devletin yanında olmak en doğru bir şey. Çünkü bu ülkede darbelerin yanında yer almak demek, bu ülkeye ihanet yapmak demektir. Bizler her zaman olduğu gibi devletimizin yanındayız. Asla devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla farklı görüşlerde olamayız. Çünkü ortadaki durumumuz, Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı olarak devletin yanında durmayı gerektirir. En kötü demokrasi bile darbelerden daha iyidir. Bu benim her zaman söylemiş olduğum bir şeydir. Dolayısıyla tabii bazı arkadaşlarımızdan platformlarda bazı şeyleri paylaşırken, özellikle darbe günü, darbe yapılacağı gün söylentilerini Ankara'da biz haber aldığımızda beri, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu sayfasına girip bakarsanız, internet sitesindeki sayfasına, 17'sinde çok ciddi bir açıklama yapmışım. Dolayısıyla bu şekliyle beraber sanki üzerinde bir baskı yaratılmak istemiyormuşçasına bazı arkadaşlarımızın bana telkinleri olduğunu gördüğümden dolayı, gerekirse istifa edebileceğimi dikkat ederseniz yazıma, hiçbir baskı ve etki altında kalmadan diyorum. Şu anda bulunmuş olduğum Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı'ndan istifa ediyorum demek kadar kolay diyorum bunu. Yani biz böyle bir istifa söz konusu olmadığını ifade ediyorum, ama gerekirse istifa edebiliriz. Yani bu bizim koltuklar bize bağlı bir şey değil. Yani babamızın çiftliği de değil buralar. Dolayısıyla biz devletimizin yanındayız. Ordu'da yaşanan sel felaketiyle Ordu'nun en önemli turizm merkezlerinden olan Çisili Şelalesi tahrip oldu. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şelalede incelemelerde bulunarak kamuoyuna da bilgi verdi. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Çisili Şelalesi'nde incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şelaleyi eski haline getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Bugün Karaluk'tayız. Karaluk mahallemizde Çisili Şelalemiz, turizm göz bebeklerinde olan şelalemiz. Bugün artık dünyada da tanınır hale gelmiş olan bir güzel mekan, ancak yaşadığımız sel felaketi dolayısıyla hem etrafındaki istinatlar ve tahkimler tahrip oldu, hem de özellikle Çisili Şelalesi'nin göleti kalmadı. Şimdi inşallah iş makinalarımız burada hazır. Bugün itibariyle başlayacaklar. Önce göletin mevcut tabii zeminindeki olan yapısını oluşturacağız. Özellikle duşakabin gibi, tuvalet ihtiyaçları gibi seyyar tuvaletleri, bunları öncelikle karşılayacağız. Bir de gelen ihtiyacın karşılanacağı bir mekan oluşturmaya çalışacağız. Onun için gayretimiz var. Sel felaketinde tahrip olan şelalede inceleme yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, en geç bir hafta içerisinde istediğimiz hale getirmiş oluruz. Eski halinden daha güzel olacağına inanıyorum şeklinde konuştu. İnşallah bugün ekip başladığında çok da sürmez, bir hafta sonra istediğimiz hale getirmiş oluruz. Belki 3 gün, belki 4 gün, ama şartlar nasıl gider bilmiyorum. Ama ne olursa olsun biz bu turizm gözdesi sayılan yeri tekrar eski haline dönüştüreceğiz. Hatta daha iyisini yapmaya çalışacağız ki özellikle gelenler daha bir farklılık olduğunu hissetsinler diye. Evet, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Az sonra ekranlarınıza spor haberleri gelecek. Yarın akşam buluşuncaya dek hoşçakalın. Burak Saban Konya yolunda. Ordu Spor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Saban için Başkan Yaşar Pamuk da devreye girdi. Yeni sezon çalışmalarına katılmayan Burak Saban'ın transferi için daha önce Ateker Konya Spor'a transfer olacağı yönünde haberler çıkmıştı. Bu doğrultuda Konya Spor ile Saban'ın transferi hakkında konuşmak için
Konya'ya giden Başkan Pamuk işi bitirip orduya geri dönecek. Konya ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılan Pamuk'un Saban'ı iyi bir fiyata satması bekleniyor. Ordu Spor'da oynadığı dönem içinde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken genç futbolcu toplamda 400 bin lira gibi bir rakamla Konya forması altında mücadele edecek. Genç futbolcuyu Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Atiker Konya Spor alacak ama Saban, ikincilik ekibi Konya Anadolu Selçuklu Spor'da forma giyecek. Atiker Konya Spor'un Konya Anadolu Selçuklu Spor'a kiralanması beklenen Burak Saban, yeni sezonda Konya'da top koşturacak. Sefa serbest kaldı. Ordu Spor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beyni toplayan ve geçirdiği sakatlıkla sezonu erken kapatmak zorunda kalan Sefa serbest, mor beyazlı kulüp ile yollarını ayırdı. Ordu Spor'da kalmasına kesin gözüyle bakılan ve teknik direktör Metin Altınay'ın takımda en çok görmek istediği futbolcu olan Sefa serbest, Başkan Yaşar Pamuk ile görüşmesi sonucunda anlaşamayınca Ordu Spor defterini kapattı. Tüm taktik ve anlayışını önemli birkaç futbolcu üzerine kuran Altınay'ın planları da bozuldu. Ordu Spor'dan ayrılarak şok etkisi yaratan ayrılık sonrası Altınay, Sefa'nın ayrılmasının ardından B planına geçti. Sefa'nın ayrılmasının ardından elindeki en büyük kozlardan birini kaybeden Altınay, sezon açılışına kadar takımın hazır olmasını istiyor. Bu doğrultuda Sefa'dan boşalan alanı başka bir şekilde dolduracak. Yeni sezon öncesinde Ordu Spor ile para konusunda anlaşamayan tecrübeli oyuncu, görüşme sırasında Başkan Yaşar Pamuk ile tartıştı ve iplerin bundan dolayı koptuğu öne sürüldü. Sefa, ilk antrenmana katılmıştı. Ordu Spor'un pazar günü yapılan sezon açılışı antrenmanına katılan Sefa serbest, antrenmanın ardından yapılan görüşme sonucunda yaşanan görüş ayrılığından dolayı takımla yollarını ayırdı. Ordu Spor, Sefa'dan para kazanamayacak. Spor Toto 2. Lig'den birçok takım ile görüştüğü bilinen Sefa'nın ilerleyen günlerde bir takım ile sözleşme imzalayacağı belirtilirken mor beyazlı ekip tecrübeli oyuncudan bonservis bedeli alamayacak. Geçtiğimiz sezon Ordu Spor'un kaptanlığını da yapan 27 yaşındaki Sefa serbest mor beyazlı formayla 26'sı Spor Toto 2. Lig, bir tanesi de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 maça çıkmıştı. 7 kez de gol atma başarısı göstermişti. Temmuz'da Çanakkale'de start alan Golbal 3. Lig 1. devre ve 3. Lig'e yükselme müsabakalarında mücadele eden Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü Golbal takımı ilk gruptan çıkmasına karşın diğer gruba takıldı. Avarajda gruptan çıkamayan Ordu temsilcisi Ordu'ya geri döndü. Çanakkale, Adıyaman ve Denizli Görme Engelliler kulüplerini yenerek yoluna dolu dizgin devam eden Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü 6 nokta görme engelleri mağlup oldu. Son maçında Denizli Eğitim ile karşılaşan Ordu temsilcisi beraber kalarak elendi. Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü beraberlik yerine Denizli'yi mağlup edebilseydi final grubuna çıkabilecekti. Ordu Görme Engelliler Spor Kulübü Golbal antrenörü Musa Demir çok iyi mücadele etmelerine rağmen hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek "Elimizden geleni yaptık. Son ana kadar savaştık. Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Ancak bazen olmuyor. İnşallah ileriki zamanlarda 3. lige çıkmayı başaracağız" açıklamasını yaptı.